din özel olmaz, din genel olur. Yani dinle ilgili bir şey biliyor da Muhammed kendine saklıyorsa onun hesabını vermez. Bu mümkün mü? Hayır. Üstelik bırak saklamasını, yani müşriklerden bile saklayamıyor. Ebu Bekir kabul ediyor. Gelen ayetleri Ebu Bekir okuduğu gibi Ebu Cehil'e de en kısa zamanda duyurmanın yollarını arıyor. Çünkü görevi bu. Yani yalnız seni sevenlere, dinini kabul edenlere bu ayetleri söyle, gerisi boş ver, havasını alsın demiyor Allah. Onlara da bütün pahasına rağmen, mesela düşün, Musa korkmuş gönderilen vahyi, işte git Firavun'a tebliğ et diyor. Ulan Firavun'un yanına yanaşılır mı Allah muhafaza? Adam en ufaktır. Tabii köpeklerine yedirir. Asar şuraya diker, akbabalar gelir beynimi oyar. Firavun'a yanaşmak şakası var mı? Sana yanaşmak, bana yanaşmak gibi değil ki. Korkuyorum ya Rabbi diyor. Açıkça Kur'an söylüyor. Ben duymadım. Bunları Musa'nın ağzından da değil mi? Kimse duymuş değil zaten. Korkuyorum diyor. Biz varız arkanda diyor. Yani bize güven. Bundan sonra Musa diyor, benim dilimde rekaket var. Yani biraz kekemelik var. Kardeşim Harun güzel konuşuyor, güzel anlatıyor ya Rabbi. O daha seri konuşuyor. Onu bari diyor, bana yardımcı ver. Peki diyor. Onu yardımcı veriyor ve Harun'la beraber Firavun'a gidiyorlar. Yani onu ufak edecek adamı. Arka çıkıyor, Allah da yapıyor bunu. Yani peygamber oldu diye korkmayacak olur mu? Korkmayacak, korkar ya. Allah Allah. İnsan mı korkar? Kim korkmaz? Daş korkmaz. Odun korkmaz. Nereden bizim korkmayı şu? Baltayı kaldırsam iyi mi diyecek, dudağı mı çatlayacak? Yok, bu da öyle durur. Ha üstüne çiçek koymuşum, ha baltayı kaldırmışım, öyle durur. Ne, bilinç yok ki. Bu gibi şeyler insan için. Değil mi?